Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Satzbildung, yani cümle oluşumu. Bu dersimizde arkadaşlar karışık bir şekilde cümle öğelerini görüyor olacağız. Bunlarla, yani bu karışık cümle öğeleriyle arkadaşlar cümle kuruyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Konu başlığına baktığımızda arkadaşlar Satzbildung deniliyor. Satz cümle demek, Bildung da oluşturma. Demek ki cümle oluşturması Satzbildung demekmiş Almanca'da. İlk örneğe bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Hannah aufstehen um 7 Uhr jeden Morgen. Hannah arkadaşlar kadın ismi. Aufstehen hatırlayacak olursanız ayrılabilir fiildi. Öyle değil mi? Ayrılabilir fiillerde bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Ne oluyordu? Ön takı cümlenin sonuna gidiyordu değil mi? Ve diğer kalan, yani stehen ne olacaktı? Olağan bir şekilde çekimleniyor olacaktı. Bunu birazdan göreceğiz. Demek ki aufstehen tek başına neymiş? Yataktan kalkmak ya da oturduğun yerden doğrulmak, ayağa kalkmak anlamına gelen bir eylemmiş, ayrılabilir fiilmiş. Um 7 Uhr, saat 7'de demek. Ne oluyordu arkadaşlar? Bu saatlerde kullanılan bir yapıydı değil mi? Saat 7'de derken 7 Uhr denilmesi gerekiyor. Jeden Morgen, bu da neydi arkadaşlar? Her sabah demekti. Dolayısıyla bu cümlede ne diyeceğiz güzel Türkçe'de karşılığı? Hannah her sabah saat 7'de kalkar diyeceğiz değil mi? Dolayısıyla neyle başlayalım? Öznemizle başlayalım. O da neymiş? Hannah yazıyoruz. Hannah. Şimdi aufstehen değil mi? İkinci pozisyonda Almanca'da ne oluyordu? Mutlaka ama mutlaka ikinci pozisyonda eylemimiz geliyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla eylemimiz hangisi? Aufstehen eylemi. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar bunu bir yumurta olarak düşünmemiz gerekiyor değil mi, ayrılabilir fiillere? Ve yumurtanın da ne oluyor, şuradan çatladığını düşünelim. Dolayısıyla auf'u ne yapacağım, cümlenin sonuna atacağım. Stehen'i de çekimleyeceğim. Neye göre çekimleyeceğim? Hannah'a göre. Dolayısıyla ben yataktan kalkarım derken ne diyeceğim? Ich stehe auf. Sen yataktan kalkarsın. Du stehst auf. Peki er, sie, es ya da Hannah için ne olacak? Hannah steht auf diyeceğiz değil mi? Dolayısıyla Hannah steht auf'u cümlenin sonuna atacağız. Ancak şimdi yeri değil. Hannah steht her sabah denildiğinde ne olacak arkadaşlar? Jeden Morgen değil mi? Hannah steht jeden Morgen. Evet, her sabah saat 7'de diyeceğim. Hannah steht jeden Morgen um 7 Uhr. Ve ne yapacağım arkadaşlar? Auf diyeceğim değil mi? Şimdi tek başına bu şekilde inceleyecek olursam bunun anlamı ne olurdu arkadaşlar? Çok saçma bir anlam olurdu. Her sabah saat 7'de dikiliyor gibi bir anlam olurdu ki bu pek havada kalan bir şey olur Almanca olarak düşünüldüğünde. Auf'u mutlaka getirmem gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyormuşum? Ayrılabilir fiillerde ön takıyı mutlaka cümlenin sonuna atmam gerekiyor. Dolayısıyla ne oldu şimdi arkadaşlar? Hannah steht jeden Morgen um 7 Uhr auf demiş olduk. Biz pekala şöyle de diyebilirdik. Şu öğeyi arkadaşlar, yani jeden Morgen um 7 Uhr, bunu başa da alabilirdik. Bu sefer ne yapmış olurduk? Her sabah saat 7'de bunu vurgulamış olurduk. Ama ne olurdu? Steht ve auf değil mi? Eylemimiz mutlaka yerinde kalması gerekiyor. Jeden Morgen um 7 Uhr steht Hannah auf. Biraz devrik gibi gözükse de bu cümle yapısı yanlış değil, kullanılabilir. Yani Jeden Morgen um 7 Uhr steht Hannah auf denildiğinde demek ki ne yapıyorum? Zamanı vurgulamış oluyorum. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi değil mi? Cümlenin başına hangisi geliyorsa ne yapmış oluyorum? Onu vurgulamış oluyorum. Bu durumda da neyi vurguluyorum? Hannah değil mi? Hannah'ın her sabah saat 7'de kalkmış olduğunu ne yapmış oluyoruz? Vurgulamış oluyoruz. Julia, evet bu da gene bir kadın ismi. Am Samstag, günler konusunda görmüştük. Neydi? Cumartesiydi. Können, bu nasıl bir fiildi arkadaşlar? Modal fiildi değil mi? Einkaufen'da neydi?
alışveriş yapmaktı. Ancak bu ayrılabilir fiil kapsamındaydı. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bir cümlenin içerisinde modal fiil varsa, modal fiilden kasıt ne arkadaşlar? Hangileriydi? İşte können gibi, müssen gibi, sollen, wollen değil mi? Mögen, möchten de vardı hatta bu kapsamda. Ne oluyordu? Mastar halde kalması gerekiyordu değil mi? Dolayısıyla einkaufen ne olacak? Mastar halde kalacak ve können de ikinci pozisyonda normalde eylemin olması gereken noktada olması gerekiyor. Tabii şimdi bu şekilde anlattığımda size böyle kimya dersi gibi geliyor olabilir. Kimya ile uğraşanlar lütfen yanlış anlamasınlar. Formülize etmemek lazım. Bunu kavramak en doğrusu arkadaşlar. Yani bizim bunu çıkartmamız en doğru. Şimdi bu cümleye baktığımızda demek ki Julia ne yapıyor? Cumartesi günü alışveriş yapabilir diyeceğiz. Dolayısıyla Julia yani öznemizle başlamamız sanki güzel olacaktır öyle değil mi? Dolayısıyla Julia ile bir başlayalım. Julia. Şimdi hemen sonrasında ne gelecek arkadaşlar? Eylem gelecek. Ancak eylemle beraber ne var? Modal fiil var. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Modal fiili kullanmam gerekiyor değil mi? Modal fiiller konusunda bunu görmüştük ayrıntılı. Dolayısıyla können'i ne yapacağım? Julia. Yani üçüncü tekile göre çekimlemem gerekiyor. Ben yapabilirim değil mi? Können yapabilmekti. Ben yapabilirim derken ne derim? Ich kann. Sen yapabilirsin derken ne diyorduk? Du kannst. Peki Julia ne olacak arkadaşlar? Üçüncü tekilde kann. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak burası? Julia kann. Evet. Julia cumartesi günü alışveriş yapabilir diyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Einkaufen cümlenin sonuna gidecek. Ve buraya zamanımı getireceğim. O da neymiş? Am Samstag, cumartesi günü. Dolayısıyla Julia kann am Samstag ne yapacağım şimdi? Einkaufen diyeceğim değil mi? Cumartesi günü demek ki Julia alışveriş yapabilir demiş oluyorum. Bakın Julia kann am Samstag einkaufen. Peki ben modal fiili koymamış olsaydım yani olmamış olsaydı ne olurdu? Şöyle bir anlam çıkardı. Julia cumartesi günü alışveriş yapar gibi bir genellemeye gitmiş olurduk. O zaman ne olacaktı? Können'i atacaktım. Bu sefer einkaufen'i ne yapacaktım? Julia öznesine göre çekimleyecektim. Ne olacaktı o zaman? Julia kauft am Samstag ein. Değil mi? Ne olacaktı? Ayrılacaktı. Ancak modal fiil können olduğundan dolayı nasıl yorumlayacağım cümlemi? Julia kann am Samstag einkaufen. Julia demek ki cumartesi günü alışveriş yapabilir anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Üçüncü cümlemize bakalım isterseniz şimdi arkadaşlar. Biz ins Kino, das Kino neydi? Sinema. Sinemaya derken ne yapıyorduk arkadaşlar? Ins Kino yapısını kullanıyorduk değil mi? Sinemaya doğru demekti. Gehen neydi? Gitmek. Wollen, modal fiil wollen neydi? İstemek demekti. Cümlemiz ne diyor? Biz sinemaya gitmek istiyoruz. Çok kolay. Ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle özne ile başlayalım isterseniz. Biz sinemaya gitmek istiyoruz. Ne yapacağız? İlk başta wir ile başlıyoruz demek ki. Ve hemen sonrasında ne geliyor? Eylem. Ancak modal fiil varsa ne yapacağım? Modal fiili getirmiş olacağım. Mastar halde duran wollen wir içinde gene ne oluyordu hatırlayalım. Ich will, du willst, er, sie, es will. Wir wollen. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu? Wir wollen. Eylemi en sona atacağım. Biz sinemaya gitmek istiyoruz. Wir wollen ins Kino. Evet. Biz sinemaya gitmek istiyoruz anlamına geliyor. Arkadaşlar bu arada Almanca'da bu şekilde kullandığımda da yanlış olmaz. Wir wollen ins Kino. Biz sinemaya istiyoruz gibi. Hani Türkçe'ye birebir çevrildiğinde öyle bir anlam geliyor. Ancak birebir çevirisi bu. Ancak anlam olarak biz sinemaya gitmek istiyoruz anlamı da taşıyabiliyor bu. Wir wollen ins Kino denildiğinde. Yani burada ben G'ni kullanmasaydım da Almanca'da bu gayet
mantıklı bir şey olurdu, cümle olurdu. Ancak biz tabii gramer kurallarıyla doğru olarak öğretmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani bunu günlük dilde bu şekilde kullanabiliriz. Ancak eylem ve yani g'ni de işin içerisine kattığımızda değil mi ne yapacağız? Mastar halde cümlenin sonuna atacağız. Dolayısıyla wir wollen ins Kino gehen, sinemaya gitmek istiyoruz. Bakın gehen gene mastarda kalmış oluyor. Neden mastarda kalmış oluyor? Çünkü modal fiilden dolayı. Dolayısıyla ben söz gelimi bu ben sinemaya gitmek istiyorum şeklinde yorumlansaydı ne olurdu? Ich will ins Kino gehen şeklinde gene mastarda kalacaktı. Modal fiili kullandığımdan dolayı değil mi? Dolayısıyla biz sinemaya gitmek istiyoruz diyecek olursak bunun Almanca karşılığı neymiş? Wir wollen ins Kino gehen cümlesiymiş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Hanna steht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Hanna steht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Julia kann am Samstag einkaufen. Julia kann am Samstag einkaufen. Wir wollen ins Kino gehen. Wir wollen ins Kino gehen. Sonraki örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. Möchten, möchten neydi arkadaşlar? Modal fiil kapsamında istemek demekti değil mi? Mein Bruder, bunu da aile konusunda görmüştük. Bruder neydi? Abi ya da erkek kardeş anlamına geliyordu. Dolayısıyla biz isterseniz abi olarak alalım bu cümleyi. Mein Bruder yani benim abim derken değil mi? Am Freitag, bu da günlerden neydi Freitag arkadaşlar? Cuma demekti. Cuma günü derken ne yapıyorduk? Am Freitag şeklinde yorumluyorduk değil mi? Anrufen, bu da gene ayrılabilir fiil kapsamında olan neydi anrufen? Telefon açmak demekti. Ancak bu cümleyi kurarken anrufen'e mastar halde bırakmam gerekiyor. Bunun sebebi ne? Möchten olduğundan dolayı değil mi? Möchten olduğundan dolayı demek ki anrufen'i ne yapıyorum? Mastar halde bırakıyorum. Evet, cümlemizi yazmaya başlayalım. Şimdi bu cümlemiz bize ne diyecek? Abim cuma günü telefon açmak istiyor. Evet, öncelikle abimle başlayalım. Neydi bu? Mein Bruder. Dolayısıyla cümle neyle başlayacak? Mein Bruder. Değil mi? Şimdi eylemimi getirmem gerekiyor. Ancak eylemimi getirirken ne var arkadaşlar? Möchten var ve anrufen var. Dolayısıyla biz neyi öğrendik arkadaşlar? Mutlaka modal fiile ikinci pozisyonda olması gerekiyor. Olağan bir cümle ise öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu? Mein Bruder istiyor değil mi? Möchte değil mi? Mein Bruder möchte cuma günü am Freitag. Abim cuma günü ne yapmak istiyor? Telefon açmak istiyor. Ne yapacağım? Anrufen'ı bu eylemi cümlenin sonuna getireceğim. Dolayısıyla ne olmuş olacak cümlemiz? Anlamda bir hal almış olacak. Mein Bruder, değil mi? Abim möchte am Freitag anrufen. Cuma günü telefon açmak istiyor demiş oluyorum. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. In München, evet in München neydi? Münih'te demekti değil mi? Mia und Thomas, Mia bu bir kadın ismi, Thomas bir erkek ismi. Bakın burada dikkat edelim, iki kişiden bahsedildiğinden dolayı bu hangi kişi kastedilmiş oluyor? Üçüncü yani onlar, üçüncü çoğulu kastetmiş oluyorum değil mi? Mia und Thomas. Studieren, evet bu benim çok sevdiğim bir eylem. Neydi? Yüksek öğrenim görmek demekti değil mi arkadaşlar? Çok değerli bir şey. Studieren. Ancak studieren arkadaşlar bunu ilkokul ya da lise olarak düşünmememiz gerekiyor. Bunu mutlaka üniversite eğitimi olarak düşünmemiz gerekiyor. Wollen de neydi? İstemek demekti. Bu da gene
modal fiil kapsamında. Dolayısıyla bunu güzel Türkçe'ye çevirecek olursak, Mia ve Thomas Münih'te yüksek öğrenim görmek istiyorlar diyeceğiz. Evet, öncelikle neyle başlayacağız? Öznemizle. Öznemiz ne? Mia und Thomas. Dolayısıyla yazmaya başlayalım. Mia und Thomas. Değil mi? Evet. Mia und Thomas. Evet, öznemizle başladık. Ne yapmak istiyorlar? Yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Ne yapacağım? İkinci pozisyona eylem gelecek. Ancak modal fiil varsa modal fiil gelecek. Dolayısıyla wollen, değil mi? Bunda zaten bu şekilde çekimlendiği için wollen'e getireceğim. Wollen ne istiyorlar? Münih'te yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Dolayısıyla Mia und Thomas wollen nerede? In München. Evet, Münih'te ne yapmak istiyorlar? Yüksek öğrenim görmek istiyorlar derken studieren ne yapacağım? Mazhar halde cümlenin sonuna atmış olacağım. Dolayısıyla Mia ve Thomas Münih'te yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Bunun Almanca karşılığı neymiş? Mia und Thomas wollen in München studieren demem gerekiyor. Değil mi? Ancak şöyle de diyebilirdik. Münih'te yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Kimler? Mia und Thomas denildiğinde ne yapacağım? Bu yapıyı, yani in München'i buraya atacağım. Mia und Thomas'ı da wollen'den sonra atacağım. Ama şurası çok önemli arkadaşlar. Wollen ve studieren, yani eylemler mutlaka olması gereken yerlerinde. Dolayısıyla bunlarla asla ama asla oynamıyorum. Dolayısıyla şöyle de diyebilirdim. In München wollen Mia und Thomas studieren diyebilirdim. Tıpkı yukarı bakalım arkadaşlar. Mein Bruder möchte am Freitag anrufen derken şöyle de diyebilirdim. Bakın, möchten ve anrufen yan yerinde kalıyor. Am Freitag möchte mein Bruder anrufen de pekala diyebilirmişim. Değil mi? Altıncı örneğe geçelim isterseniz arkadaşlar. Evet, burada gene bir kadın ismi Angela, değil mi? Nach Wien. Wien neresiydi arkadaşlar? Viyana, değil mi? Viyana'ya derken nach Wien demiş oluyorum. Fliegen de neydi? Uçmak demekti. Bakın burada gene wollen var. İstemek, değil mi? Wollen modal fiilini görüyoruz. Nächste Woche. Woche neydi arkadaşlar? Die Woche. Hafta. Nächste Woche. Gelecek hafta. Yani güzel Türkçemizde diyor ki bu cümle, Angela gelecek hafta Viyana'ya uçmak istiyor. Dolayısıyla bunun Almancasını bir ne yapalım? Bir kurmaya çalışalım bu cümlenin içerisinde. Oturtmaya çalışalım. Ne yapacağız? Öncelikle eylemimiz düzeltiyorum. Öznemizle başlamamız gerekiyor ki öznemiz ne? Angela, değil mi? O zaman yazmaya başlayalım. Ne diyeceğiz? Angela. Evet. Eylemle devam edeceğim. Ancak modal fiil varsa modal fiili getireceğim. Dolayısıyla bakın, wollen ve fliegen var. Hangisini getireceğim? Wollen'i getirmem gerekiyor. Ancak wollen'i ne yapacağım? Angela öznesine göre çekimleyeceğim. Dolayısıyla ben istiyorum derken ich will, sen istiyorsun, du willst, er, sie, es ya da Angela bu duruma göre nasıl çekimlenecek? Will, değil mi? Bunları uzun uzadıya nerede görmüştük? Modal fiil ders videosunda görmüştük, değil mi? Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağım şimdi buraya? Angela will diyeceğim, değil mi? Angela istiyor. Ne istiyor? Viyana'ya uçmak istiyor. Bakın, fliegen'i cümlenin en sonuna atacağım. Dolayısıyla Angela will, evet, nach Wien diyebilirim. Nächste Woche diyebilirim. Neyi kastettiğim, neyi öncül tutmak istediğimle ilintili bir şey bu. Gelecek hafta Viyana'ya uçmak istiyor diyelim isterseniz. Bu durumda Angela will nächste Woche diyebiliriz pekala. Angela will nächste Woche, gelecek hafta, will nächste Woche ne yapmak istiyor? Nereye uçmak istiyor? Nach Wien. Ne yapmak istiyor? Uçmak istiyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Mastarda
bırakacağım, fliegen. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak? Angela will nächste Woche nach Wien fliegen demem gerekiyor. Bakın burada gene bunun altını çizmekte fayda var. Will ve fliegen yerli yerinde kalıyor. Şöyle de diyebilirdim. Nächste Woche will Angela nach Wien fliegen diyebilirdim. Şöyle de olabilirdi bakın. Nach Wien will Angela nächste Woche fliegen de diyebilirdim. Ancak bu cümlemizde ne yapmış oluyoruz? Angela ile başlamış oluyoruz ve diyoruz ki Angela will nächste Woche nach Wien fliegen. Evet, sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Sehr gut. Gut neydi? İyi demekti. Sehr gut, çok iyi demek. Ihr neydi arkadaşlar? İkinci çoğul, yani bir grup iki ve daha fazla insan için değil mi? Sizler derken ne diyorduk? Ihr können, yapabilmekti. Gitarre, anlaşılacağı üzere gitar demek. Spielen de çalmak demekti değil mi? Gitar çalmak demek ki gitarre spielen. Şimdi diyeceğiz ki sizler çok iyi gitar çalıyorsunuz. Ne yapacağız? Öznemizle, yani ihr ile başlayalım isterseniz. Ne diyeceğim? Ihr, değil mi? Sizler. Şimdi können'e ne yapacağım? Ihr öznesine göre çekimlemem gerekiyor. Şöyle bir hatırlayalım. Ich kann, du kannst, er sie es kann, wir können, ihr ne olacak? Könnt, değil mi arkadaşlar? Ihr könnt, evet sizler çok iyi gitar çalıyorsunuz derken, ihr könnt sehr gut, çok iyi, ihr könnt sehr gut Gitarre spielen. Değil mi? Sizler çok iyi gitar çalıyorsunuz. Dolayısıyla ihr könnt sehr gut Gitarre spielen demem gerekiyor. Demek ki arkadaşlar können yapabilmek demek. Dolayısıyla hani yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına können yapabilmek dendiğinden dolayı sizler çok iyi gitar çalabiliyorsunuz anlamına gelmiş oluyor değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mein Bruder möchte am Freitag anrufen. Mein Bruder möchte am Freitag anrufen. Mia und Thomas wollen in München studieren. Mia und Thomas wollen in München studieren. Angela will nächste Woche nach Wien fliegen. Angela will nächste Woche nach Wien fliegen. Ihr könnt sehr gut Gitarre spielen. Ihr könnt sehr gut Gitarre spielen. Sonraki alışırmamıza bakalım arkadaşlar. Können ne modal fiiliydi bu arkadaşlar? Yapabilmek anlamına gelen modal fiil. Du, sen demek. Zur Arbeit, işe ya da iş yerine değil mi demek. Kommen, gelmek. Morgen de yarın. Şimdi güzel Türkçemize göre ne diyeceğiz? Sen yarın işe gelebilirsin diyeceğiz. Buna göre neyle başlamamız gerekiyor? Özneyle. Dolayısıyla ne yapacağım? Du. Peki eylem olarak baktığımızda ne varmış? Modal fiil können ve kommen. Ne yapacağım? Modal fiilin olduğu bir cümlede ne yapıyorum? Können'i çekimlemem gerekiyor değil mi? Neye göre? Du'ya göre. Dolayısıyla ich kann, du ne olacak? Du kannst olacak değil mi arkadaşlar? Du kannst. Evet. Yarın diyelim ya da iş yerine diyelim. Hangisini arzu ederseniz. Yarın işe gelebilirsin derken du kannst morgen değil mi? Yarın du kannst morgen işe gelebilirsin diyeceğiz şimdi. Zur Arbeit. Gelmek neymiş arkadaşlar? Kommen demekmiş. Değil mi? Dolayısıyla ne demiş oluyoruz?
Sen yarın işe gelebilirsin derken demek ki du kannst morgen zur Arbeit kommen. Bakın bu iki eylem, modal fiil ve yüklemi yerli yerinde bırakıyorum ve dilediğim gibi oynayabiliyorum. Şöyle de diyebilirdim. Morgen kannst du zur Arbeit kommen. Hatta şöyle de diyebilirdim. Biraz devrik gibi gelebilir ama hatalı bir cümle olmazdı. Zur Arbeit kannst du morgen kommen de diyebilirdim pekala. Ancak bu örneğe göre gittiğimizde ne yapmış oluyoruz? Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi sen, yani du değil mi? Du kastedilmiş oluyor. Sen yarın işe gelebilirsin derken demek ki du kannst morgen zur Arbeit kommen demiş oluyorum. Dokuzuncu örneğe geçecek olursak ne var arkadaşlar? Fahren neydi fahren? Sürmek demekti değil mi? Kara taşıtları için geçerliydi. Ya bunu kullanabilirim değil mi bu aracı? Ya da bir başkası kullanabilir. Yolcu olabilirim. Hiç fark etmez. Fahren'i kullanıyorum demek ki kara taşıtlarında yan bu bir erkek ismi. Sollen meli malı anlamına gelen modal fiil değil mi? Baya bir ayrıntılı görmüştük bunu. Im Sommer yazın demekti. Nach Italien İtalya'ya değil mi? İtalya'ya doğru derken demek ki ne yapıyorum? Nach Italien demem gerekiyor. Şimdi ne diyeceğiz bunu güzel Türkçe'de yorumlayacak olursak? Yazın İtalya'ya gitmeli değil mi? Meli malı değil mi? Burada bir öneri gibi de düşünebiliriz. Dolayısıyla neyle başlayalım cümlemize? Öznemizle başlayalım. Nedir o? Yan. Değil mi? Peki sollen olduğundan dolayı ne yapacağım? Sollen'i hemen özneden sonra getireceğim. Ve bunu çekimlerken nasıl çekimleyeceğim? Üçüncü tekil. Dolayısıyla ich soll, du sollst, er, sie ist ya da bu durumda yan ne olacak? Soll olacak değil mi? Yan soll cümlenin sonuna mastarda fahren gelecek. Ancak oraya gelene kadar ne var? Im Sommer var. Nach Italien var değil mi? Yan soll isterseniz yazın diyelim. Yan yazın İtalya'ya gitmeli diyeceğiz. Ne olacak? Yan soll im Sommer. Yan soll im Sommer nach Italien. Ne yapmalı? Sürmeli değil mi? Gitmeli anlamında. Fahren, bakın eylemimiz mastarda kalıyor değil mi? Ve modal fiilimiz de ne oluyor? İkinci pozisyona geliyor ve Yan soll im Sommer nach Italien fahren. Bu altını çizmiş olduklarım yerli yerinde duruyor. Şöyle de diyebilirdik. Im Sommer soll Yan nach Italien fahren. Olabilirdi. Nach Italien soll Yan im Sommer fahren. Pekala olabilirdi. Ancak ben yan yani özneyi başa getirdiğim için bunun altını çizmiş oluyorum değil mi? Yan gitmeli İtalya'ya. Ne zaman? Yazın derken yan soll im Sommer nach Italien fahren demiş oluyorum. Ve 10. ve sonuncu cümlemize baktığımızda umziehen ayrılabilir fiilini görüyoruz ki bu arkadaşlar taşınmak demek. Paul umziehen için şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu ayrılabilir fiil. Ancak burada müssen var. Dolayısıyla ayrılabilir fiil ne oluyor? Mastarda kalıyor ve cümlenin neresinde? Sonunda olması gerekiyor değil mi? Demek ki umziehen taşınmak demekmiş. Paul erkek ismi. Müssen de zorunluluk için kullanılan bir modal fiil. Ve am Donnerstag neydi günlerden? Perşembe günü kastedildiğinde demek ki perşembe günü derken am Donnerstag demiş oluyorum. Şimdi ne diyeceğim? Güzel Türkçemize göre Paul perşembe günü taşınmak zorunda. Değil mi? Dolayısıyla isterseniz öznemizle başlayalım ki o neymiş? Paul. Değil mi? O zaman Paul'la başlayalım. Paul, evet. Müssen'i görüyoruz. Bunu bir çekimleyelim. Ich muss du must. Er, sie is. Bu durumda Paul ne olacak? Muss. Değil mi? Dolayısıyla Paul muss. Evet. Ne zaman? Perşembe günü. Am Donnerstag.
Perşembe günü ne yapması gerekiyor? Taşınması gerekiyor. Taşınmak neymiş? Umziehen, mazhar. Halde cümlenin sonunda neden? Çünkü müssen var, değil mi? Dolayısıyla Paul muss am Donnerstag umziehen, değil mi? Paul'un Perşembe günü taşınması gerekiyor. Şöyle de diyebilirdim. Am Donnerstag muss Paul umziehen. Pekala, bu şekilde de olabilirdi. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du kannst morgen zur Arbeit kommen. Du kannst morgen zur Arbeit kommen. Jan soll im Sommer nach Italien fahren. Jan soll im Sommer nach Italien fahren. Paul muss am Donnerstag umziehen. Paul muss am Donnerstag umziehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Satzbildung, yani cümle oluşturmayı gördük. Cümle oluşturmadan kasıt neydi arkadaşlar? Karışık bir şekilde cümle öğeleri vardı, öyle değil mi? Ve bu cümle öğelerini ne yaptık? Manalı ve mantıklı bir şekilde kurmuş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.